Sevgili Galatasaraylılar, Transfer TV Plus kanalından hepinize selamlar, sevgiler. Evet, Galatasaray'da Sivas Spor yenilgisinin şokundan daha çok Muslera'nın geçirdiği ağır sakatlığın hüznü yaşanıyor. Evet, Muslera'nın dizinde ileri derecede yırtık ve çapraz bağlarında esneme tespit edildiği için çekilen emarında e, Uruguaylı kaleci yaklaşık 8 ile 12 hafta arasında sahalardan uzak kalacak. Tedavisi bu kadar sürecek. Toparlanma süreci derken adeta Mustera e, sezonu kapayacak gibi bir durum ortada ve Beşiktaş'ta jet hızıyla kaleci arayışları başladı. Ben yaklaşık e, bir yıldır hep söylüyorum. Her transfer döneminde Mustera sağlamken de söylüyorum. Söylediğim şuydu. Aspor'daki yayınlarımda, fotomaçtaki yorumlarımda, yazılarımda Galatasaray'a transfer döneminde kesinlikle bir kaleci şart, Muslera ile rekabete girecek, onun performansını hep üst düzeyde tutacak bir kaleci şart diyordum. Bak Muslera sakatlandı, yedek kaleci bile e, şu anda yok denecek kadar e, durum vahim diyebilirim. Evet, Galatasaray'da kaleci arayışları var. Ve gündeme gelen kaleci isimlerini, şu an gündeme gelen kaleci isimlerini sevgili Galatasaraylılar sizle paylaşacağım. Önceden beri hep söylediğim bir isim vardı, Aspor yayınlarında söylüyordum. Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat. Sözleşmesi devam ettiği için Göztepe 3 milyon euroluk bir bonservis bedeli talep ediyor. Giresunspora verilen, Giresunspora verilen... Ee, Okan Koçuk'un durumu sorgulanıyor. Ama Okan Koçuk'la ilgili Giresunspor Spor Başkanı Hakan Karahmet Galatasaray'dan e, Okan Koçuk konusunda e, bize herhangi bir e, talep gelmedi. Biliyorsunuz e, Galatasaray Başkanı Burak Elmas Giresunlu ve e, Giresunspora Spor'a e, pişmesi için bu Okan Koçuk verilmişti ve Giresun Spor Başkanı Hakan Karahmet Galatasaray'dan bir talep gelirse çünkü Galatasaray Kulübü zor durumda oturur Okan Koçuk için konuşuruz demiş e, açıklamasını yaptı. E, bunun dışında yabancı kaleci durumları da konuşuluyor. İşte Antalyaspor'un başarılı kalecisi Ruth Wolfin e, de konuşulan isimler arasında sezon sonu sözleşmesi bitiyor 34 yaşında. E, Gökhan Akan Çaykur Rizespor'un kalecisi ama Oğulcan Çağlayan transferinde İki kulüp karşı karşıya gelmişti. Gökhan Akkan transferi, e, listedeki isimlerden biri. E, Çaykur Rizesi Bor. Bu is, bu isimle ilgili ne düşünür onu da bilmiyoruz ama Galatasaray'da dediğim gibi e, kaleci arayışları hız kazandı. Kesinlikle bir değil iki kaleciye ihtiyacı var. Biri direkt oynayacak. Mustara kalitesinde bir kaleci olmalı çünkü Galatasaray'ın e, Avrupa maçı Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam ediyor. Mart ayında Avrupa'da maçı olacak tamamen Avrupa Ligi'ne Avrupa Ligi'nde finale şampiyonluğa odaklanan bir Galatasaray var. ben Bana göre ligde e, şampiyonluk şansı devam etse de bu oynadığı futbolla şampiyonluk trenini e, Galatasaray'ın kaçıracağını düşünüyorum. O yüzden Avrupa'da e, işlerin yolunda gitmesi için müşteri kalitesinde bir kaleciye bu yerli olur yabancı olur onun dışında da e, bir yeri, yerli kaleciye yine Yedek iyi bir kaleciye de ihtiyacı var. Yani iki kaleci birden Galatasaray transfer etmeli. Tabii bunlar bütçe meselesi olduğu için transfer stratejisi de buna göre değişecek. Galatasaray'ın devre arasında Avrupa için özellikle üç önemli transfer yapacağı bilgisini sizinle paylaşmıştım. Bunlar deneyimli isimler olacaktı. Bu arada Oğulcan ve Emre Kılınç'a Denizli Spor ve Altay Kulübü talip olmuş. Onu da söyleyelim. Galatasaray'ı verir mi bilemiyorum. E, Jose Hurtado'nun menajerinden Galatasaray açıklaması geldi. Onu da sizinle paylaşayım. E, biliyorsunuz Şasa Boya'nın e, önce teklif yaptığı Ekvatorlu Sabek Jose Hurtado'dan bahsediyoruz. Ekvador'dan Studio Futbol'da yer alan bir haber bu. E, 19 yaşındaki Sabek'e yani Jose Hurtado'ya Avrupa'nın pek çok kulübünün teklifte bulunduğu söyleniyor. Türkiye'den de Galatasaray bu takımlardan biri deniyor. Hurtado'nun menajeri Manuel Sierra'da Radyo Sports Arena'ya yaptığı açıklamada aylar, aylar öncesinden Türk kulübünden bir teklif aldığını itiraf ediyor. Ee, ve Türk takımı diyor başka bir oyuncuda karar kılması nedeniyle bu transfer olmamış diyor. Ama boya ile ilgili olarak e, iki ay daha sahalardan uzak kalacağı da söyleniyor. Onu da söyleyeyim. Yani e, kimilerine göre yanlış tedavi uygulandığı söyleniyor. Oyuncu bir türlü e, toparlanıp sahalara dönemedi. Ama Galatasaray e, transfer yapacak. Önemli oyuncular transfer yapacak. Ama birinci öncelik artık kaleci Mustera'nın sakatlanmasından sonra. Mustera'ya da geçmiş olsun diyoruz. Evet Galatasaray'da dediğim gibi kaleci isimleri gündeme gelecek. Bunları gün gün sizinle paylaşacağım sevgili Galatasaraylılar. Sizin yapmanız gereken tek şey Transfer TV Plus kanalına abone olmak. Çektiğim videoları beğenmek, like atmak, soru görüş önerilerinizi de bekliyorum. Transfer TV Plus kanalına gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim sevgili Galatasaraylılar. Yeni bir transfer videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.